İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Samvel Hovakimyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Semyon Bagdasarov, artık somut adımlar atmamız gerektiğini anlayabiliyor musunuz? Gegam Stepanyan, bu aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in görevini yerine getirememesinin de bir sonucudur. Dışişleri Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil oturumuna ilişkin açıklaması. Arman Tatoyan, Bakü, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti için yeni bir faşist felaket hazırlıyor. Artanış 9 Antik Kenti'nin kazı çalışmaları önümüzdeki yıl devam edecek. Samvel'in 23. doğum günü 26 Ekim 2020'de olacaktı. Doğum gününe 15 gün kala şehit düştü. Samvel askerliğini 2016-2018'de Askeran'da tamamladı. Nisan ayında 4 gün süren savaşta henüz 3-4 aylık askerdi. Annesi şöyle anlatıyor. 25 Şubat 2017'de bir sızma oldu. Etkisiz hale getirilmesine katıldı. O sırada bir Türk'ü vurdular. Oğluma da Cesur Savaşçı madalyası verildi ve belki de bu yüzden Artsakh'a ulaşmak, yeniden savaşa girmek arzusu içinde yeniden kaynadı. Samvel, 98 gönüllüden oluşan bir grupla 6 Ekim'de Artsakh'a gitmek üzere Gümrü'den ayrıldı. 6 Ekim'de Yerevan'a gitti ve hemen Artsakh'a nakledildiler ancak ailesi, özellikle de annesi grubun Ararat'ta olduğuna inanıyordu. Samvel akrabalarına Doğu Ermenistan'da olacaklarını temin etti. Her gün aradı ve savaş alanında olmadıkları izlenimini yarattı. Son arama 8 Ekim'de saat 20'de oldu. Ailesine sabah arayacağını söyledi. Şafak vakti 8 sesli mesaj gönderdi. Hayırlı sabahlar diledi. Sonra askeri tatbikata götürüleceklerini müsait olmazsa korkmayın diye yazdı. Döndüğünde yine yazacağı ya da arayacağını söyledi. Sonra annesi sürekli aradı fakat Samvel'e ulaşamadı. Samvel 10 Ekim'de ölümcül şekilde yaralandı. Ayrıntıları daha sonra silah arkadaşı Gordon öğrendiler. Gümrü'den ayrılan gönüllüler 4 gün Cirakan'da kaldılar. Orada savaşmadılar. Ardından düşmanın bir bölüğünün etkisiz hale getirilmesi gerektiği söylenerek Hadurt'a sevk edildiler. Samvel ve Gor Hadurt'ta savaşırken yaralandı. Çocukları önce Hadurt'a, daha sonra ambulansla Stepanakert'e götürdüler. Gor, Samvel'in yarasının hafif olduğunu düşündü. Ancak daha sonra arkadaşının karnında ciddi bir yaralanma olduğu ortaya çıktı. Gor hastaneye yetişemeden bilincini kaybetti ve o andan itibaren arkadaşıyla teması kesildi. Samvel Stepanakert'te ameliyat edildi ancak yarası hayati tehlike taşıyordu. Gor, arkadaşının ölüm haberini internetten öğrendi. Aradı ve Samvel'in ailesini buldu. Şubat 1915'te Jön Türk liderliği Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit programını fiilen uygulamaya başladı ve askere alınan Ermeni askerlerine ilk darbeyi indirdi. Bu bir tesadüf değildi. Ermenileri askeri potansiyellerinden mahrum etmeye çalıştılar. Türk Harbiye Nazırı Enver'in Şubat 1915'te verdiği emre göre tüm Ermeni askerleri silahsızlandırıldı ve 50-100 kişilik gruplara bölünerek öldürüldü. Sonuç olarak Ermenistan baştan beri Ermenileri evlerini, mallarını ve yerleşim yerlerini koruyabilecek bir askeri güçten yoksun kaldı. Çünkü Ermeni yerleşim yerlerinde sadece yaşlılar, hastalar, kadınlar, çocuklar ve gençler kalmıştı. Askere alınan Ermeni askerlerinin yok edilmesinden sonra ikinci ağır darbe Ermenilere 24 Nisan 1915 tarihinde indirilmiştir. O gün Türkiye parlamentosunun Ermeni üyeleri, yazarlar, avukatlar, öğretmenler, gazeteciler, doktorlar, tanınmış kişiler, din adamları, sanatçılar da dahil olmak üzere seçkin Ermeni aydınlar grubu Konstantinopolis'te tutuklandı ve herhangi bir resmi suçlama olmaksızın sürgüne gönderildi. Yaklaşık 800 kişi. Hepsi sürgün yolunda ya da hapishanelerde yok edildi. Ermeni parti ve siyasi figürler planlı olarak tutuklandı ve öldürüldü. Zeytun'un ünlü lideri Nasıra Çavuş, Van'ın önde gelen ulusal figürü İşhan, Urfa Ermenilerinin tüm liderliği yaklaşık 100 kişi bu kaderi paylaştı.
15 Haziran'da siyasetçi Paramaz liderliğindeki Sosyal Demokrat Hınçak Partisi'nin 20 üyesi İstanbul'daki Beyazıt Meydanı'nda idam edildi. Osmanlı hükümetinin amacı Batı Ermenistan Ermenilerini derhal başsız bırakmak, onları askeri güçten, siyasi ve fikri önderlikten yoksun bırakmak, Ermenileri bölmek, demoralize etmek ve böylece Ermenilerin direniş örgütlenmelerine imkan vermemekti. 60 bin civarında Ermeni askerinin imha edilmesi ve Ermeni aydınlarının kafalarının kesilmesinin Batı Ermenistan Ermenileri için ölümcül olduğu söylenebilir. Ermeniler örgütlenme ve direnme gücünü kaybetti. Bu da soykırımın, Armenosid'in göreceli kolaylığını ve büyük ölçeğini açıklıyor. Bundan sonra caniler Batı Ermenistan'da, Kilikya'da ve Batı Ermenistan'ın çeşitli bölge ve şehirlerinde Ermeni nüfusunun büyük bir kısmını kendi beşiğinde yok etmeye ve zorla yerinden etmeye başladı. Ermenilere karşı uygulanan katliamlar ve sürgünler Osmanlı İmparatorluğunu kapsadı. Orta Doğu ve Orta Asya Çalışmaları Merkezi Direktörü Semyon Bagdasarov video mesajında şu açıklamayı yaptı. Bakü tarafı müzakerelerin Moskova, Washington veya başka bir yerde yapıldığını umursamıyor. O sorunu kuvvet zoruyla çözme politikasını benimsedi. Bagdasarov tüm dünyanın Artsakh'ın yerli Ermenilerini yeni gelenler olarak gördüğünü, ancak kimin yeni gelen olduğunu bildiğimizi ispatlamak gerektiğini üzülerek not ediyor. Bagdasarov, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin kimsenin yardıma gelmeyeceğini anlaması gerektiğini ve kendi çıkarlarına hizmet eden gözlemcilere ve barış güçlerine güvenmenin gerekli olmadığını vurguladı. Nihayet somut adımlar atılmalıdır. Rus barış güçlerinin varlığına değinerek Bakü'nün uzun süredir yeni sahibinin Türkiye olduğunu vurguluyor. Rusya, Karadeniz'de dahil olmak üzere kuzeyden Güney Kafkasya'ya kadar kuşatılmıştır ve Doğu Ermenistan Cumhuriyeti sürgündeki diaspora da dahil olmak üzere kendisine güvenmeli ve savaşa hazır bir ordu oluşturmalıdır. Yıllarca oturup hiçbir şey yapmamak artık yeter. Artsakh'ın insan hakları savunucusu Geram Stepanyan, Azerbaycan'ın dakikalar önce Berzor koridoruna gelen internet kablosunu kesmesi nedeniyle Bakü'nün Artsakh'ta sürdürdüğü soykırıma ilişkin acil çevrim içi basın toplantısına geç katıldı. Stepanyan şu açıklamayı yaptı. Artsakh İnsan Haklarını Koruma Kurumu 8 aydır çeşitli kuruluşlara çeşitli rapor ve bilgilerle bunların Artsakh halkını yok etmeyi amaçlayan sistematik eylemler olduğunu sürekli olarak bildirdi. 8 aydır alarm veriyoruz. Uluslararası mevcudiyet talep ettik. Sahadaki durumla ilgili araştırma yapılmasını ve uluslararası yapılara sunulmasını talep ettik. Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan görüşmede ne yazık ki burada bir varlığının olmadığını ve Kızılaç'ın verdiği bilgilere güvendiklerini söylediklerini belirtti. Bu kimin hatası? Artsakh'ta büyük çaplı insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda dünyada barış ve güvenliğin sağlanmasında önemli bir işlevi olan Birleşmiş Milletler 8 ay geçmesine rağmen ortada yok. Bu aynı zamanda o yapının başarısızlığının misyonunu yerine getirememesinin bir sonucudur. Bir an önce yaşanan bu soykırımı, Armenosid'i önlemek için Artsakh'ta caydırıcı rol oynayacak uluslararası bir varlığın sağlanması gerekmektedir. Artık açlıktan bir ölüm vakasını kaydettik ve bu 120 bin kişiyi tehdit ediyor. Artsakh'ın insan hakları savunucusu Geram Stepanyan'a göre Birleşmiş Milletler'de protokol açıklamaları değil, net ve somut eylemler olmalı. Çünkü geçen her gün önemlidir. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin talebi üzerine 16 Ağustos'ta toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi formatındaki ikinci görüşmede Bakü'ye yöneltilen değerlendirmeler ve mesajlar, esasen çeşitli hükümetler, uluslararası yapılar ve insan hakları örgütleri tarafından dile getirilen net tutumları tamamlıyordu. Üye devletlerin ve Avrupa Birliği temsilcisinin Bakü'nün 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiri, Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın 22 Şubat ve 6 Temmuz tarihli yasal olarak bağlayıcı kararları uyarınca Berzor yolunun yasa dışı blokajını ortadan kaldırmakla yükümlü olduğuna dair konuşmaları dikkat çekiciydi.
Bakü'nün uluslararası toplumun çağrılarını çarpıtmaya, yükümlülüklerini yerine getirmemek için yanlış ve asılsız bahaneler aramaya ve Artsakh'ın yerli halkına açlık yoluyla etnik temizlik de dahil olmak üzere insani krizi uzatmaya devam ettiği açıktır. Dahası Bakü, uluslararası aktörlerin her türlü tırnak içinde dengeli yaklaşımını benimsediği politikayı sürdürme tavizi olarak yorumlayarak manipüle etmeye çalışmaktadır. Artsakh'taki insani krizi ortadan kaldırmak ve Berzor yolu boyunca her iki yönde kesintisiz hareketi yeniden sağlamak ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının Artsakh'a engelsiz erişimini sağlamak için mevcut tüm uluslararası araçları kullanmanın aciliyetini vurguluyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi devletlerin uluslararası güvenlik ve barışa katkı sağlama görev ve sorumluluklarını taahhüt eden ilkeli ve adil tutumlarını takdirle karşılayan Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil olmak üzere çeşitli platformlarda tutarlı adımlar atarak Berzor yolunun engelini kaldırmak ve Artsakh'taki insani krizin üstesinden gelmek için çalışmalarını sürdürecektir. Bakü'nün sahte pasifizminin bir başka kanıtı, 4 gün önce Bakü TV'de zaten tüm Doğu Ermenistan toprakları köylerle birlikte bir harita üzerinde Azerbaycan olarak sunuldu. Doğu Ermenistan'ın eski insan hakları savunucusu Arman Tatoyan bunu Facebook sayfasında dile getirdi. Tatoyan, bu ülkenin hükümetinin barış diye bir niyeti yok ve Doğu Ermenistan için yeni bir faşist felaket hazırlıyor. Bu insanlarla ne barış? Ne kadar çok verirsen o kadar çok isteyecekler. Bu sadece harita meselesi değil. Özellikle 2022'den itibaren hem iç hem de dış kitleler için propaganda bileşenleriyle Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı koordineli devlet politikasının bir parçasıdır. Tehditlerle etkin bir şekilde mücadele edebilmek için bu tehditleri doğru değerlendirmemiz gerekiyor, diye yazdı. Doğu Ermenistan'ın Gevharkunik bölgesindeki Cambarak köyünün Şoğagat ve Ardaniş yerleşimleri arasındaki Ardaniş 9 adlı antik sit alanında Ermeni-Alman ortak arkeologlar grubu tarafından 2020 yılında başlayan kazı çalışmalarının bu yılki araştırmaları tamamlandı. Kazı çalışmaları Sevan Gölü'nün kuzeydoğu kıyısındaki Ardaniş Yarımadası'nda yaklaşık 5000 yıl önce kurulan ve yaklaşık 2 asır faaliyet gösteren yerleşim hakkında son derece önemli sonuçlar ve bilgiler verdi. Antik kentte M.Ö. 3. bin yıla ait erken Tunç Çağı yerleşimi ve mezarlık keşfedildi. Saha ve laboratuvar araştırmaları burada yaşayan toplumun tarım, hayvancılık, avcılık, metal işçiliği ile uğraştığını, özgün mimari ve çömlekçilik geleneklerine sahip olduğunu göstermektedir. Arkeologlar grubu üyesi paleobotanikçi Roman Hovsepyan'a göre bitki kalıntıları üzerinde yapılan araştırmalar bölgede ağırlıklı olarak yumuşak buğday ve kabuklu arpanın yetiştirildiğini ve burada depolandığını göstermiştir. Roman Hovsepyan şunu kaydetti. Ekmek mahsullerinin ekimi büyük olasılıkla kurak koşullarda bitişik dağların yamaçlarında yapıldı. Tahıl kalıntılarına ek olarak tahılın bir yerden getirilip kullanılmadığını, bölgede civarda yetiştirildiğini kanıtlayan başak kalıntılarına da sahibiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasna Zirel adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Bambagi Pariye adlı eseri sunuyoruz. Merdi putaşi kali şeylik mazeru sali Merdi putaşi kali şeylik mazeru sali Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.